Better to make PCR test than after. Hanımefendi boş olacaktı. Yanımda olan telefon numarasını söyler misin bana? Benim telefonum şey. Diğer işlerden sonra problem oldu mu? Yok, olmadı. Şuna şu kadar açar mısınız? Derin nefes alın. Geçmiş olsun. Bastırın burayı birazcık. Oralar çok kalabalık da şey yapmam. Eğitim araştırma falan nasıl çekim yapabiliriz? Orada olmuyoruz. Girmediniz ama. Şeyler var. Şimdi çok basit. Doktor odası 10 dakika bir hasta alınıyor. 1 saat sağlık hasta yapar. Orası baktığında 60 tane hasta var. Valla işte bir şekilde şey yapmak lazım. Biz Haziran ayı sonuna doğru bu önlemlemin kaldırılmasına kadar ciddi bir şekilde vakaların gerilemesini gözledik. Ancak özellikle bu bayram tatili sonrası muhtemelen değişik faktörlerin etkisiyle bir yoğunlaşmayı şu ana kadar gördük. Ve giderek artan bir hasta sayısı var. Hem servisler açısından hem de yoğun bakımlar açısından. Şu anda çok ciddi bir hasta potansiyeliyle karşı karşıyayız. Şöyle ki sonbahar aylarına doğru beklenen bir dördüncü dalgayı aşağı yukarı biraz daha erken olarak karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. Servise yatan hastalara baktığımızda yaklaşık olarak %45 dolayında bir hastanın aşılanmadığını ve aşılanı eksik olduğunu gördük. Ama yoğun bakımda bu oran çok daha yüksek. Aşılanmamış ve aşı programı tamamlanmamış ve aşısız %95 dolayında bir hasta grubu var. Bu da tabii yoğun bakıma artan yatışı artan önemli faktör. Şöyle ki aşılanan bireylerin hastaneye yatması olasılığı hastalık yeni etkenlere karşısız dahi düşüyor. Hatta yoğun bakıma yatma ihtimali çok çok düşük. Ölüm oranı ise aşılanmış bireylerin çok çok yani milyonda birlere kadar düşüyor. Ama aşılanmamış kişilerde bunun oranı ciddi bir şekilde 300-400 kez hem yatış hem de ölüm açısından artış gözlenebiliyor. Hamilelerin şu ana kadar Dünya Sağlık Örgütü ya da diğer kuruluşların önerdiği muhtemelen hamilelik öncesi mutlaka yaptırmaları, hamilelerin ilk 3 ayından sonra yaptırmalarını kesinlikle öneriliyor. Ya da işte daha sonra emzirme döneminde. Hamilelerin ilk 3 ayıyla ilgili şu ana kadar kesinleşmiş bir veri yok. Ama son zamanlarda ortaya çıkan birkaç çalışma bu ilk 3 aylık dönem, çünkü bu dönem embriyonun en yoğun geliştiği, en ciddi değişikliklerin olduğu dönemdir. Ama son birkaç çalışma bu dönemde de yapılabilmesinin mümkün olabileceğini, bu kadar fetüsü etkilemediğini gösteriyor. Tabii aşının ciddi bir koruyuculuk oranı var. Anneden fetüse geçme oranı da oldukça düşük. Mutlaka belli bir ölçüde koruma sağlayabiliyor. Zaten bizim burada hedefimiz hem anneyi hem de bebeği burada korumak. O zaman emzirme yöntemiyle bebeği de koruduğunu söyleyebilir misin hocam? Net olarak anlaşılıyor. Tabii. Ve mutlaka biz yapılması öneriyoruz. Yani annenin olası etkeni alması durumunda bebeğe geçirmesi riski ortadan kalkıyor.
Çünkü biz şu anda her ne kadar 12 yaşlara kadar çocukluk yaş grubu düşürüldü ama küçük çocukların aşılanması veya şeyi mümkün değil. Ama antikorları, anneden geçecek olan antikorlar onları uzun bir süre koruma olanağına sahip. Ama aşı hangisi olursa olsun bizim gebeler için ya da herkes için mutlaka ve aşıyı tamamlamaları bizim için çok önemli. Bizi burada bu kaotik durumdan en iyi bir şekilde kurtarabilecek tek husus bu işte maskeyi kullanmak, işte fiziki mesafeye dikkat etmek, temizlik ama en önemlisi aşı. Aşılamayı lütfen herkes mutlaka riayet etsin. Herkes mutlaka aşısını yaptırsın. Kaybettiğimiz hastalar var, yakınları oldu. Tabii pişmanlıkları var ama faydasız. Aşı mutlaka yapılsın. Aşı karşıtları var. Bunlara söyleyecek bir şey yok çünkü hepsine karşılar ama aşı tereddütünü gidermek lazım. Aşıların bu kadar yan etkileriyle ilgili korkulacak yan etkileri yok.